Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Cihadın hükümleri. Cihadın farz olması için gereken şartlar. Cihadın vacip olmasının 7 haslet şartı vardır. 1 Müslüman olmak, 2 bali olmak, 3 akıllı olmak, 4 hür olmak, 5 erkek olmak, 6 saatli olmak, 7 savaşmaya gücü yetmiş olmak, esirlerin kısımları. Her kim kafirlerden esir edinirse bunlar iki kısımdır. Esirler, esir çocuklar ve kadınlar. Birinci kısım çocuklar ve kadınlardır. Bunlar esir alınmakla köle ve cariye duruma düşerler. Esir bali olan erkekler, ikinci kısım bali olan erkeklerdir ki bunlar köle durumuna düşmezler. İmamın esirler hakkındaki muhayyerliği. İmam o esirlerin hakkında 4 şey yapmakta serbesttir. 1- Öldürmek. 2- Köleleştirmek. 3- Minnet altında bırakmak. 4- Mala karşılık fidye vermek veya erkeklerle değiştirmek. Bunların hangisinde maslahat varsa imam bunları yapar. Esir edilmeden önce İslam'a teslim olanın durumu, bir kimse esir alınmadan önce Müslüman olursa onun malı, canı, kanı ve çocukları İslam'ın korunması altındadır. Bir çocuğa 3 sebepten dolayı Müslüman oluşuna hükmedilir. Bir çocuğun Müslüman oluşuna 3 sebebin mevcut olması halinde hükmedilir. 1- Ana babasından birisinin Müslüman olması ile. 2- Bir Müslüman tarafından annesiz ve babasız olarak yakalanmış, ganimet alınmış olması ile. 3- İslam diyarında yurdunda bulunmuş olması ile. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.